Hepinize merhaba çocuklar. Kayseri ile Neşeli Çizimlere hoş geldiniz. Şöyle rastgele hareketlerle önce kumun bittiği kısmı belli edeceğim. Yengeçlerin kaç tane türü var biliyor musunuz? Tam 11 tane yengeç türü varmış. Bu yengeçlerin tam 3 tane kalbi varmış biliyor musunuz? Bunu böyle yerleştireceğiz ya, bakın. Bu şekilde 3 boyutlu kalmış olacak. Yengeçlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz değil mi? Yan yan yürüyorlar. Bakın nasıl olmuş? Hepinize merhaba çocuklar. Kayseri ile Neşeli Çizimlere hoş geldiniz. Bugün sizinle bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizde de yengeç yapacağız. Böyle kumsalda, deniz kenarında. Hem de böyle hafif 3 boyutluya yakında diyebiliriz. Böyle biraz daha canlı duracak. Sanki varmış gibi duracak. Malzemelerimizi sayayım ben. Kırmızı bir kartona ihtiyacımız var. Şöyle şu büyüklükte olsa yeterli. Çok aşırı büyük bir karton olmasına gerek yok. Ama böyle şu tabak boyutunda bir yuvarlak keseceğiz. Yani birazcık büyük olsun. İşte ölçü için bir tabağa ihtiyacımız var, bir bardağa ihtiyacımız var. Sarı ve mavi boyaya ihtiyacımız var. Akrilik boya kullandım ben. Guaj da kullanabilirsiniz ya da isterseniz sulu boyayla da yapabilirsiniz. Ama sulu boyayla yaparsanız kurumasını biraz fazla beklemeniz gerekecek. Ben sarı ve mavi aldım. Hem kum hem deniz rengi gibi dursun diye. Oynar gözlerimiz var böyle. Yengecimizin gözlerini yapmak için. Yapıştırıcımız var, makasımız var. Bir de tahta kalemi falan kullanacağız. Bu şekilde. Hemen başlayalım mı? Evet, önce eskiz kağıdını saymayı unuttum size. Kalın böyle bir kağıt kullanacağız. A4 kağıdı kullanırsanız boyayı yaptıktan sonra direkt arkasına yapışır. Hatta koyduğunuz yere yapışabilir. Yani masadan kaldırmakta zorlanırsınız. Yani ıslanır, öyle söyleyeyim. O yüzden daha kalın bir kağıt kullanacağım ben. Bu kalın kağıdın adı da eskiz kağıdı diye geçiyor. Hemen başlayalım. Önce boyama kısmıyla başlayacağız. O yüzden şunları kenara iteyim. Büyük bir fırça kullanacağım ki çabuk bitsin diye. Önce kumsalımı yapmak istiyorum. Bu akrilik boyayı ıslatmanıza gerek yok biliyorsunuz ki. Ben ıslatmadan yapacağım. Şöyle rastgele, şöyle şu tarafını çevirmek istiyorum. Şöyle rastgele hareketlerle önce kumun bittiği kısmı belli edeceğim. Hiç böyle özenli yapmanıza gerek yok çünkü kum ya, zaten dağınık olacak. O yüzden böyle rastgele hareketlerle başlıyorum yapmaya. Şimdi mavi boyamızı alıyoruz. Fırçamızı da temizledikten sonra. İsterseniz suyla da temizleyebilirsiniz. İsterseniz direkt peçeteyle de temizleyebilirsiniz. Evet, şimdi bu boyamızı yaptık ya. Bence gayet güzel oldu. Bitti, yeterli. Fırçayı da kenara koyayım. Bu bir kenarda dursun. Hem biz yengeci yapana kadar bu kurumuş olur. Çok daha güzel. Bakın bu kağıt kalın olmasına rağmen büküldü, fark ettiniz mi? Islandı çünkü arka kısmı. Burası daha böyle bir yumuşadı. O yüzden böyle büküldü. A4'te yaparsanız çok daha sıkıntı olur. Bunu şöyle kenara bırakıyorum. Boyalarımı da kenara alayım. Ki bir yerlerimizi batırmayalım. Şimdi kırmızı kartonumu aldım. Yengecimizi yapacağız. Şöyle tabağımı alıyorum. Önce yengecin alt kısmını, yani gövde kısmını yapacağım. Niye yuvarlak diyeceksiniz ama yuvarlak kalmayacak, merak etmeyin. Yengeç yuvarlak mı olur sanki? Olmaz tabii ki. Önce tabağımızda bir çizelim. Ben şimdi size göstereceğim ne yapmak istediğimizi. Sonrasında ya da hemen bunu kesip öyle devam edelim. İşimizi zorlaştırmayalım. Hemen bu yuvarlağımızı keselim. Yengeçlerin kaç tane türü var biliyor musunuz? Tam 11 tane yengeç türü varmış. Aslında biz bir kere yengeç çizdik, hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz aylarda çizmiştik. Belki izleyenleriniz olmuştur. Orada da bu bilgiyi vermiştim. Yine orada söylediğim birkaç bilgiyi bugün yine söyleyeceğim. Belki izlemeyenleriniz olmuştur ya da hatırlamayanlarınız vardır. Ama o bölümümüzü de izleyebilirsiniz bence. Orada sadece çizmiştik ama burada aslında yengeci yapıyoruz böyle biraz da. Daha etkinlik şeklinde. Şu kenar kısımlarını keseyim. Evet, yuvarlağımız hazır gördüğünüz gibi. Ama bunu bu şekilde bırakmayacağız. Bunu yarım daire şeklinde yapacağız. Ortadan ikiye katlayacağız. Nasıl olacak biliyor musunuz? Sonra da şu, şöyle şurada göstereyim.
Bunun üzerine bu şekilde yerleştireceğiz. Sonra da kız kaçlarını yapacağız. Ama bu birazcık büyük olmuş. Bunu biraz küçültmem lazım benim. Tabak ölçümüz biraz büyük geldi. Daha küçük bir tabakla ölçebilirsiniz. Ben şöyle bunu biraz küçülteyim. Şöyle çöplerimizi de kenara biriktirelim. Sonra çöpe atacağız. Evet, bence bu çok ideal. Çok güzel oldu. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi hemen kız kaçlarını yapmak için yine küçük küçük yuvarlaklar yapayım. Evet, çok güzel. Şimdi hemen keselim. Daha küçük bir makas kullanayım. Daha kolay kesilir. Şöyle. Bu yengeçlerin tam 3 tane kalbi varmış, biliyor musunuz? Bizim bir tane kalbimiz var. Biz halbuki baktınız mı büyüklük olarak onlardan çok daha büyüğüz. Yengeçler küçücük. Ama onların 3 kalbi varmış. Bu arada gerçekten yengeçler küçük, biliyor musunuz? Ben geçen gün yengeç gördüm ve çok şaşırdım. Canlı ilk kez ben de hayatımda yengeç gördüm canlı bir şekilde. Şu kadarcıktı ve ekmek yiyordu. Ekmek atmışlar, ekmek yiyordu. Acıkmış demek ki. Ha, ama bu arada benim gördüğüm yengeç evet küçüktü. Genelde de yengeçler küçük ama büyük yengeçler de var. Hani böyle çizgi filmlerde falan da görürüz ya, kocaman yengeçler gösteriyorlar. Ya da bizim burada gördüğümüz kadar büyük yengeçler de varmış. Ama onlar böyle daha denizin altında oluyorlarmış. Kıyı kenarlarında değil de denizin alt kısımlarında oluyorlarmış. Şimdi önce bir bakalım kız kaçlarımız ne kadar büyüklükte olmuş. Bence ideal. Gayet güzel olmuş. Şimdi bunları ikiye katladıktan sonra kenarlarını düzelteyim. Bu sırada da bence artık boyamız kurumuştur diye düşünüyorum. O kadar oldu değil mi? Kurusun bir zahmet. Bence kesin kurumuştur, merak etmeyin siz. Şimdi hemen bunu bitirip yengecimizi yapıştırabiliriz kağıdımıza. Şöyle kurşun kalemizleri de iyice gitsin. Gerçi onu iç kısma da saklayabiliriz ya, onu çok dert etmeyin. Bakın. Çok tatlı oldular. Evet. İşte oldu. Bu da tamam. Bunun zaten çok düzeltecek bir kısmı yok. Bunu da hemen katlayalım. Evet. Kağıdımızı aldık. Bakıyorum. Kurumuş görünüyor. Evet evet, kurumuş. Bayağı kurumuş. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu böyle yerleştireceğiz ya, bakın. Bu şekilde 3 boyutlu kalmış olacak. Önce isterseniz direkt bunu yapıştırıp başlayalım. Sonra devamını zaten göreceksiniz nasıl olacağını. Şu arka kısmını, yapıştırıcıyı iyice sürüyorum. Evet, bu tamam. Şimdi bunu tam böyle ortalamaya çalışacağım. Çok ortalamasanız da olur ama ortalarsak çok daha güzel olur. İyice bastırdım. İşte bu kadar. Bence çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kız kaçlarına geçmeden önce siyah tahta kalemimi elime alıyorum ve ayaklarını ve böyle kız kaçına giden o tam kız kaç olmadan önceki kol kısmını çizeceğiz. Oldu. Ay çok tatlı, şaşı gibi duruyor. Tamam, şimdi ne kaldı? Kız kaçlarımız kaldı. Hemen onları da şöyle bir kısmına, böyle yarım dairenin o kısmına yapıştırıcımızı sürerek kağıdımıza yapıştıralım. O muhteşem boyalı kağıdımıza. Yengeçlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz değil mi? Yan yan yürüyorlar. Çok tatlılar, çok komik yürüyorlar. Bayağı düşünsenize bizim yan yan yürüdüğümüz ne kadar komik olurdu değil mi? Evet, son kısmımız da tamam. Bakalım nasıl olacak? Çok güzel oldu. İsmimizi yazalım mı? İşte bu kadar. Evet, yengecimizi görmeye hazır mısınız? Bakın nasıl olmuş? Bence çok güzel görünüyor. Bakın böyle bayağı 3 boyutlu. Kız kaçları da böyle görünüyor. Bence çok tatlı oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. O zaman haftaya başka bir etkinlikte veya çizimde görüşürüz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.